Ya bugün daha önce çekmediğim bir video çekmek istiyorum. Kasım ayında neler yaptım, sevdiğim şeyler nelerdi, sevmediğim şeyler nelerdi, neler izledim, neler okudum. Bunlardan bahsedeceğim ama bunlardan bahsederken aynı zamanda izlediklerimi, okuduklarımı, gördüklerimi puanlamak istiyorum. Kendime bir jüri gibi hissettim. Çok hoşuma gitti bu fikir. Bunu yapan bazı ne diyorlar kendilerine? Booktuberlar. Booktuberlar. Çok seviyorum onları. Onlar yapıyor bunu. O ay neler okudular ya da neler okuyacaklar? Bunlardan bahsediyorlar. Şimdi ilkini çekelim. İsterseniz bunun aralığını, ocağını hepsini yaparız. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kasım ayı biraz benim için zorlu bir aydı. Kasım ayı biraz böyle hem misafirimin olduğu, hem benim gittiğim, hem hastalıkların, bazı şeylerin olduğu, hem de kemik iliği, bağış ile ilgili durumların geliştiği değişik bir aydı. Yani böyle gitgelli bir aydı. O yüzden çok böyle aşırı en verimli ayımdı diyemem ama yaptık bir şeyler işte. Önce filmlerden başlayalım, sonra diğerleriyle gideriz. Notlarımı aldım. Hemen notlarımı yanıma getiriyorum. İlk filmimiz Kutsal Geyiğin Ölümü. Size daha önce The Lobster filminden bahsetmiştim. 5 tane bilim kurgu filmi önerisinde size bundan bahsetmiştim. Şuraya bir yere bırakırım. O filmin yönetmeniyle aynı yönetmen. Başrolde aynı, yine Colin Farrell oynuyor. Bu yönetmenin kendine has, tuhaf ve rahatsız edici bir üslubu var. Herkes sevmez. Yaşınız küçükse kesinlikle önermem filmlerini izlemenizi. Ama yaşınız belli bir yaşın üstündeyse izleyebilirsiniz. Bir kalp cerrahından bahsediliyor filmde. Çok güzel eşi ve iki tane de çocuğu var. Her şey kusursuz görünüyor. Bir tane de yetim çocuğa yardımcı oluyor doktor. Ve olaylar burada gelişiyor. Çocukta bir tuhaflık var ve burada başlıyor her şey. Şimdi çok beğendim mi? Hayır, çok beğenmedim. Kaç puan vermişim ben buna? Buraya bir yere not etmiştim. 6,5. Ya galiba ben puanlarken birazcık pinti davranmış olabilirim. Yani bu tarz filmleri, dizileri, kitapları sevenler bana lütfen gücenmesinler. Sonuçta herkesin tarzı birbirinden farklı. Benim beğendiğim bir şeyi belki siz hiç beğenmeyeceksiniz. Belki sizin beğendiğinizi ben hiç beğenmeyeceğim ama... Beni beğeneni ben beğenmem. Benim beğendiğim ise beni beğenmez. İşte yani kendime göre puanladım diyeyim. Bir diğer filmim ise Zaman Yolcusunun Karısı. Zaman yolculuğu yapan bir adamın hikayesini anlatıyor. Adamla kadın kütüphanede karşılaşıyorlar ama adamın kadınla geçmişte bir tuhaf bir bağı var. Burada olay adamdan ziyade, adam gidip geliyor, zaman yolculuğu yapıyor. Adamdan ziyade onu bekleyen, ona aşık olan karısının hikayesini anlatıyor. Ben bu filme 7 puan verdim. Awakenings, biyografi film önerilerimde ben bu filmden söz etmiştim. Benim bu filme puanım 8. Çok da güzeldir. Şimdi tekrardan bahsetmenin anlamı yok. Ben bu ay yüksek puan almış dizilere baktım. Hiç iyi bir dizi keşfedemedim. İlk dizi The Punisher. The Punisher. Bu bir Marvel filmi. Netflix'te yayınlanıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ailesini kaybeden, karısını ve çocuklarını kaybeden bir adamın onları öldürenlerden intikam almasıyla, haksızlıklara karşı böyle güçlü bir adam intikam alıyor falan. Bunu konu alan bir dizi ama beni hiç etkilemeyi başaramadı. O yüzden benim bu filme puanım, diziye puanım 5,5'muş. 5,5 puan vermişim. Pintilik yapmışım galiba. On My Block. Bu dizi çok yüksek puan almış. Bize dedik izleyelim ama gerçekten çok kötüydü. 3 tane çocuğun, yani aslında 4. 4 tane gencin ortaokuldan liseye geçiş aşamalarındaki heyecanlarını ve bazı komik durumlarını ele alıyor ama yani mimiklerimiz bile kımıldamadı. O kadar ki vasattı. Hiç komedi demeye bin şahit gerekiyordu. Hiç beğenmedik ve buna kaç puan vermişim? 4,5. Ay, 4,5 vermişim. Çok az vermişim galiba. Siz seviyorsanız kusuruma bakmayın ama ben gülemedim, eğlenemedim o filmde. Ya bu dizi bir cinsellik komedisi. Sadece cinsellikle komedi yapmaya çalışmışlar. How I Met Your Mother ve Friends tarzında bir dizi ama ben How I Met Your Mother ve Friends'i severim. Bunu bir türlü sevemedim ama içim ısınmadı. Diyorlar ikinci sezonda daha güzel oluyormuş ama ben ilk sezon bana yetti, arttı bile. Daha devamını izlemeyeceğim. Eğer ikinci sezon gerçekten çok güzelse bana yazın ki ben devam edeyim ama çok kötüydü yani hiç beğenemedim. Ben buna 5 puan verdim. Ama ancak 5 eder benim gözümde. Tabii ki ortada kocaman bir emek var. Filmler, diziler yapılıyor ama herkesin tarzı kendi çapında sonuçta farklı değerlendirebiliyoruz. O yüzden ben çok sevemedim. O yüzden sadece 5 puan vermişim. Diğer bir dizi ise How Not to Live Your Life. Bu dizide böyle aralarda bir komedi dizisi bu arada. Başrolde bir adam var. Komik komik durumlara düşüyor. Onun hikayesini dinliyoruz. Aralarda böyle komşunuzla konuşmamanız gereken 5 şey, patronunuza söylememiz gereken 5 şey falan gibi sahneler oluyor. Ama bence o sahneler fikir güzel ama pratikte çok fazla işe yaramamış gibi. Birazcık böyle beni sıktı, bütünlüğü bozdu gibi geldi bize. Çok sevemedik. 6 puan vermişim, yapacak bir şey yok. Şimdi geçelim kitaplara. İlk bu ay okuduğum kitap Cesur Yeni Dünya. Şu
şuraya bırakacağım. Tanrı'ya neden inanırız videosunda ondan bahsetmiştim. Şimdi tekrardan bahsetmenin anlamı yok. Benim bu kitaba puanım tabii ki 8,5. Çünkü çok bayağı iyi bir kitaptı. İkinci kitabımsa bu ay ben bunların serilerini almıştım. Japon masalları, Hint masalları, İran masalları, Viking masalları vesaire vesaire. 5 kitaplık bir seri bu. Daha fazladır belki de. Ben 5 kitabını aldım. Aldım, okuyayım dedim. Zaten bir gün bile sürmüyor. Kim bu kaç sayfaymış söyleyeyim size hemen. 160 sayfalık bir kitap. Hemen bitiyor ama yani hoşuma gitmeyen bir şeyler var. Bir sürü masal var içinde ama hiç beni cezbetmedi. Çok fazla masal okudum, hikaye okudum. Biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü masal ve hikaye videolarım da var. İçlerinden bir tanesini bile anlatmaya, okumaya değer bulmayacağım kadar. Yani birilerine bir ortamda size bir hikaye anlatayım. Yaparım çünkü. Yapmayacağım kadar başarılı değillerdi diyeyim. Hiç beğenmedim. Bakalım ama önyargılı davranmayacağım. Diğer serinin devamını da okuyacağım. Japon masallarına puanım 5. Kızıl. Kızıl'ı da size kemik iliğimi bağışlıyorum videosunun son 3 dakikasında falan bir alıntı yapmıştım. Okumuştum ve orada söylemiştim. Zweig'in bir kitabıdır. Bunu okumuştum bu ay. Tekrardan anlatmanın anlamı yok. Bu kitaba puanım 7. Ve gelelim Arı Kovanı'na. Ya bu kitabın yazarı Nobel ödüllü bir yazar. Size şöyle göstereyim kitabın kapağını. Nobel ödüllü bir yazarın kitabı Arı Kovanı. Büyük bir heyecanla, hevesle aldım ve başladım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kafe sahibi var ve kafeye gelen müşterilerin hikayelerini ufak ufak anlatılıyor. Ama oradaki müşterilerin yakınlarının yakınlarına kadar hikayeler uzanıyor ve bir süre sonra bu isimleri aklınızda tutmak imkansızlaşıyor. Yani yüzlerce insanın hikayesinden bahsediyoruz. Bir süre sonra amacından şaştığını hissediyorsunuz ve bir şey vermemeye başlıyor. Başıma bir şey gelmeyecekse ben sevmedim. Çünkü bilmiyorum ya, hoşuma gitmedi. Nobel ödüllü yazar ama Arı Kovanı beni birazcık yordu. Yordu, evet doğru kelime bu. 100 sayfa kadar okumuşum, 200 sayfasını bırakmışım. Eğer ilerleyen zamanlarda birazcık kafamın boş olduğu bir dönem olursa yeniden bir şans vermek istiyorum Arı Kovanı'na. Çünkü çok kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum ama şimdilik ben buna 5 puan vermişim. Özür dilerim. Ve hikayelere geçiyoruz. Çehov'un Bankacı adlı hikayesi. Bir kadın bankaya gelip bir şeyler talep ediyor ve çok kızgın. Bu kızgın kadınla bankacı nasıl mücadele edecek? Bunun öyküsü. Küçük, çok kısa bir öykü. Benim bu öyküye verdiğim puan 6,5'tan 7 diyelim. Ve bir diğeri Tarla Kuşu'ydu Juliet. Ya bu çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Biliyorsunuz Romeo Juliet Shakespeare'in yazdığı bir oyun. Ve Romeo Juliet kavuşamıyorlar. Aileleri düşman ve kavuşamıyorlar. Juliet artık buna dayanamayıp intihar ediyor. Yalan zehrin devamında Romeo içince ikisi birlikte ölüyorlar. Peki ya Romeo şişedeki zehri içmeden önce Juliet uyansaydı ve ikisi de ölmeseydi. Evlenselerdi, hatta bir kız çocukları olsaydı. Sizce nasıl olurdu? Romeo ve Juliet evlenip berbat bir hayatlara sahip oluyorlar. Bunun hikayesini anlatıyor. Tiyatro oyununa gitmek nasip olmadı. Keşke gidebilsem. Çok güzel. Efraim Kishon'un, İsrail'i bir mizah yazarı, onun yazdığı bir komedi oyunu. Ben çok keyif aldım o süre zarfında. Umarım siz de okursunuz ya da dinlersiniz ya da işte artık ne yapacaksanız. Çok güzeldi. Benim buna puanım 8. Yani bence sonuna kadar hak etti. Çehov'dan bir hikaye daha geliyor şimdi. Sevgili doktor, bir diş hekiminin kızının düğünü oluyor ve ona gidiyor. O esnada da asistan diş hekimi orada kalıyor. Asistanın hastayla olan muhabbetini ve ona yaptığı işlemi okuyacaksınız. Çok çok şahane miydi? Çok bize bir şeyler katacak bir şey miydi? Hayır, 6 puan verdim. Güzeldi yine de. Yine Çehov'dan Ayı öyküsü var. Ayı isimli öykü var. Kocasının ölümünün ardından onun yasını tutan bir kadının evine alacaklı biri geliyor. Borcunu, yani kocasına verdiği borcu istiyor. Adam çok kaba bir adam. Kadınla adam ilk başta hiç uyuşamıyorlar. Sonra aralarında garip, tuhaf bir yakınlaşma, bir elektrik oluyor. Değişik bir öyküydü. Benim buna puanım 7'ymiş. Lucille Fletcher'in Yanlış Numara isimli öyküsüne
geliyoruz. Şimdi burada da kocası evde olmayan bir kadının, kocası iş yerinde çalışıyor ve kocasına ulaşmak için onun şirketini arıyor. Yanlış bir numaraya bağlıyorlar kadını ve kadın bir cinayet konuşmasına denk geliyor. Bu cinayet konuşmasından sonra da polisi arıyor vesaire, bir sürü şey yapıyor ve çok heyecanlı ilerliyor. Ne olacağını merak ediyorsunuz. Benim buna puanım 7.5'muş. Beğenmişim yani ben bu öyküyü. Yine Çehov'dan Hırsızlık isimli bir öykü. Birilerinin yanında bakıcılık yapan bir kadına patronun verdiği bir dersi konu alan bir öykü. Puan kaç puan vermişim? 7.5 puan vermişim. Fena değilmiş yani. Boğulmak. Bir yazar çok bunalıyor ve rıhtıma gidiyor. Orada bir adamla karşılaşıyor ve olaylar gelişiyor. Bir şeyler anlatırsam spoiler olur. Zaten bunlar çok kısa öyküler olduğu için. Buna da puanım 7'ymiş. Yani fena değilmiş. Yine Çehov'dan Yıllanmış Bekar isimli bir öykü. Bir tane adam evli kadınları baştan çıkarıyor. Ama bu evli kadınları baştan çıkarırken adam evli kadınların kocalarını manipüle ederek kadınları elde etmeye çalışıyor. Çok tuhaf bir öyküydü. Okuyabilirsiniz. 7.5 puan vermişim ben bu öyküye. Ve burada defterimi kapatıyorum. İşte Kasım ayında bunları yapmışım. Yaptığım birkaç tane bir şey daha vardı Kasım'ın başında ama onları not almadığım için arada kaynamış. Kısmet artık, bir sonraki aya diyelim. Kasım ayı da bunları okuyup izleyip dinlemişim. Umarım size bir faydası olmuştur bu içeriğin. Çünkü her zaman en beğendiklerimi anlatmaktansa arada size o aşamaya gelene kadar, en beğendiğimi size zaten anlatıyorum ama o aşamaya gelene kadar neler okuyorum, bir ay boyunca neler yapıyorum, onları da size anlatmak istedim. Hem belki bir şey alacaksınızdır, bir fikir sahibi olursunuz, bir şey okuyacaksınızdır, bir fikir sahibi olursunuz. Malum kitap fiyatları çok uçtu. Umarım bir faydası olmuştur. Eğer beğendiyseniz lütfen bana yazın. Çünkü ben çok severek notlarımı almıştım. Beğendiyseniz lütfen yazın ki ben aralığını da çekeyim, ocağını da çekeyim, hepsini çekeyim. İzlediyseniz çok teşekkür ederim buraya kadar. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı, abone değilseniz destek olmak için abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.